Bozkır ilçemize bağlı Bayyurdu mahallemizdeyiz. Burada devlet destekli olarak mantar üretimi yapan üretici bir ablamızın yanına geldik. Burada tesisini, işletmesini yerinde gördük. Tabii mantarları ilk hasatını yaptığı için sadece üretilmiş, hasat edilmiş mantarların posasını gördük. Bu işletmenin temini, kazancı, getirisi ve buna yönelik genel anlamda bilgiler aldık. Yani gerçekten çok güzel bir proje. Eğer ki insanlar isterse devletin verdiği bu tarımsal desteklerle çok ciddi başarı elde edebiliyorlar. Bir de özellikle bu ablamız pandemi dolayısıyla eşi emekliymiş. İstanbul'da yaşarlarken tamamen kesin dönüş yapıyor. Pandemiden, hastalıktan kaçıyorlar ve burada kendine bir tesis kurarak burada üretim gerçekleştiriyor. Buyurun, işletmemizi yerinde inceleyelim. Benim ikinci evim artık. Zaten evim de dibinde. Gerçek bazen gecem de burada, gündüzüm de burada. Namazımı burada kılıyorum. Çayımızı burada içiyoruz bazen eşimle. Hani buradan çıkmak istemiyorum o beyaz mantarları gördüğüm zaman. Öncelikle abla, seni tanıyabilir miyiz? Adım Esma Serin. Doğma büyüme İstanbul'daydım. 53 yaşındayım. Tabii memleketim burası. Eşim de buralı. Ara sıra yazları geliyorduk. Fakat 2 seneden beri daha çok burada kalmaya başladık. Özellikle bu pandemiden sonra hepten çoluk çocuk, herkes İstanbul'dan daha çok sıkıldı. İstanbul çok farklı bir şey. Ben İstanbul'u çok seven bir insanım. Çok da güzel bir şehir. Daha önceleri hani çok arardım İstanbul'u. Ama şu anda öyle düşünmüyorum. Artık hani çocuklarım da bu vesileyle bu taraflara doğru gelmeyi düşünüyorlar inşallah, kısmet olursa. Hastalık sebebiyle biraz daha orada hayat kısıtlandı galiba. Tabii şimdi hastalık sebebiyle orada artık kimse bir yere çıkamıyor. Kimse birbirini göremiyor. Burada daha özgür bir hayatımız var. Yani mesela bahçeme çıkabiliyorum, kapımın önüne çıkabiliyorum. Hava alabiliyorum en azından. Burada iş olarak? Burada bu mantar, devlet teşvikli mantar üretim şeyini İstanbul'dayken ben bilmiyordum. İlk olarak oğlum, gelinim İstanbul'da bu işi yapmak istediklerini düşündüler, söylediler. Ama orada yerimiz yok. Zeytinburnu'nda oturuyorduk. Anne sen bunu, işte orada yerimiz var Bayyurdu'nda. Orada bir denesene, biz sana güveniyoruz dediler. Buraya geldim. Burada baktım ki devlet teşviki varmış. Kendi çabamızla yapmak istedik. Fakat zaten kendi çabamızla da yapabileceğimiz bir şey değilmiş. Firmalarla görüştüm. Devlet desteğiyle yaparsanız çok daha iyi olur dediler. Bu vesileyle Bozkır İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gittim. Müdür Bey, Seda Hanım sağ olsunlar, Allah razı olsunlar. Çok güzel ilgi gösterdiler. 2 sene ben bu iş için mücadele ettim. Yani devamlı onları aradım, hiç bırakmadım. Kısmet oldu hayırlısıyla. Yedekteydim, yedekten çıktım. Çok mutluyum şu anda. Gerçekten çok güzel bir ürün aldım. İlk ürün olmasına rağmen. Hani bu kadarını beklemiyordum. Şu an bizim gördüğümüz ürün... Bu şu anda ürün bitmiş vaziyette. Bu kompostlar atılacak. Bunların önümüzdeki hafta burası dezenfekte edilip yenisi gelecek. Buradan 3 flaş ürün alınıyor. Bu 3 flaşta 200 kasa birinci flaşta, 200 kasa ikinci flaşta, 50 kasa üçüncü flaşta ürün aldım. Bu da benim için yani çok, ilk hasadıma göre çok güzel bir verim oldu. Mantarlarımın da kalitesi de çok güzeldi. Yani gerçekten... Şimdi bu projeye mesela nereden hibe almıştık? Bozkır, Konya Bozkır İlçe Tarım Müdürlüğü'nden sanırım Göksü Taşeli Havzası projesi. Şeref Bey'e de çok teşekkür ederim bu arada. Göksü Taşeli projesi. Ne kadar ödedik ve ne kadar biz ödedik, ne kadar devlet desteği aldık? Bununla ilgili bir bilgi alabilir miyim? Devlet desteği %80 hibe olarak aldık. 28 milyar biz ödedik.
Toplam maliyeti ne kadar Sedan'ın, bilginiz var mı? Toplam maliyeti ne demişti? 95 falan mı? Öyle bir şey demişti müdür bey sanırım. 60-70. Evet evet, 90 civarı bir para yapıyor. Şimdi ilk hasatta bu maliyetleri hesapladığımızda siz 28 lira civarında bir ödeme yapmışsınız. Ödediğiniz tutarı ne şekilde karşıladı? Ben şu anda o ödediğim tutarın fazlasını aldım buradan. Yani bu kompostlar da tabii ki o paranın içindeydi. Ben onlara para ayrıyetten ödememiştim. İlk hibe desteğiyle yapılan verdiğimiz paranın hepsi içindeydi. Ben hiçbir masraf etmeden 2 ay içinde 36 milyar kadar bir para aldım buradan. Yani bu kadarını gerçekten hani ben de çok tahmin etmedim. Olur bir şeyler diye kendime de çok güvendim ama Allah'ın izniyle önce sevgi ve emek gerekiyor. Yani bu işi ben bütün bayanlara aslında tavsiye ediyorum. Çok güzel bir şey. O bembeyaz mantarlar, o girip de gördüğünüz zaman ben içinden çıkmak istemiyorum bazı günler. Yani zamanımın çoğunu burada geçirmeye başladım. İlk bir ay zaten bir şey yapmıyorsunuz fazla. Bu kompostlar gelip yerleştikten sonra derecelerimizle ateş ölçüyoruz. Arada bir sulama yapıyoruz. Bir ay böyle bir zaman geçiyor. Arada bir tırmıklama, toprak serme dönemleri falan var. Bir ay sonrası hasat başladığı zaman, o da her hasat döneminde 2-3 gün biraz sıkışık vaziyette işçi de kullanmak gerekiyor o zaman. Ürün topluyorsunuz. Bunun haricinde herhangi bir zorluğu yok. Ben bütün bayanlara gerçekten tavsiye ediyorum. Devletimizin böyle bir teşviğin olması çok mükemmel bir şey. Allah razı olsun. Zaten devletimi çok seven bir insanım. Bütün hepsine teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza da selamlar söylüyorum. Çok seviyorum kendisini. Pazarlama olarak nasıl bir yol izledik? Pazarlama için ben en çok korktuğum şey oydu. Seda Hanım'a sormuştum. Ben bunun üretmesinden değil de pazarlamasından çekiniyorum diye. Pazarlamada ben hiç sıkıntı yaşamadım. Mantar yetiştiremedim. Yani toptancıyla anlaştım. Günde 3 kere de olsa, gece 12'de de olsa 10 kasa, 50 kasa, 20 kasa ne kadar ürün topladıysam geldi hepsini aldı. Onun haricinde manava verdim. Hatta geçen gün manav diyor toplanca vereceğim malı bana ver. Ben diyorum adam ta nereden gelecek? Hani başka arayanlar oldu, onlara mal yetiştiremedim. Onun haricinde burada komşularım, köylümüz, yani belki günde 10 kilo daha fazla onlara satış yaptım. İstanbul'a kadar gitti yani mantarlar. Şu an hiçbir sıkıntı yaşamadığım gibi pazarlama konusunda hani ürün yetiştiremedim diyebilirim. Eşinizin bu serayla ilgili bakış açısı, mesela ilk giriştiğiniz andan itibaren destek anlamında nedir ne değildir? Eşim bu işe girmemi hiç istemedi. Yani kendince tabii çok çalıştım zamanında, yoruldum. Ben artık emekli oldum, dinleneceğim hani. Ben de illa çalışacağım, o da iş çıkacak gibi düşünceleriyle asla istemedi. Ama ben çocuklarımı düşünerek hem kendim burada normal böyle vasat bir hayat istemiyordum. Biraz sosyalliği seven bir insanım. Hem onun için hem de çocuklarımın geleceği için. Çünkü onların da artık İstanbul'da çok sıkıldıklarını biliyorum. En kısa zamanda buraya gelecekler. Yani inşallah yarın oğlum gelinim geliyor bile. Yaza da damadım kızım düşünüyor gelmeyi. Bu taraflara artık yerleşecekler. Bunları düşünerek... Yani eşimin o şeyine göre onu razı ettim sadece. Ama bu çadır kurulana kadar hiçbir şekilde hani bana şey yapmadı, destek vermedi. Yani çıkmasın diye bile dua etti. O da var yani. Ve ben yedekten çıktım zaten. Ama şu an kendisi de çok memnun. Hatta ikinci çadırı kurma hayallerini kendisi yapıyor. Mesela bu tarz anlattıklarınızda ben şunu anlıyorum. Sizin mesela İstanbul'dan pandemi sürecinde göçüp gelmenize vesile olacak. Aile bireylerinize de artık çocuğunuzun da buraya dönüp burada bir hayat sürmesini sağlayacak bir düşünceniz var. Yani devletin bu konuda destekleri artırması yönünde bir öneriniz, alternatif düşünceleriniz var mı? Ben şöyle bir insanım. Ekonomistleri, yorumcuları hep takip eden, dinleyen, hani siyaset açısından olsun, başka bir açıdan olsun, bir yerde bir konu geçince bir bilgim olsun diyen, hani ilkokul mezunuyum ama yani onun da şeyi 12 Eylül dönemi oldu. Annem okutmadı beni, çok istedim. Bir yere gelmeyi çok istedim.
yapmadı. İşte buradan gitmiş kadın. İstanbul'a güvenemedi. 12 Eylül dönemine denk geldi. Eşim daha sonra kıskandı. Şu ana kadar bir şey yapamadım ama şu anda bunu, en azından bunu başarmanın o da bir ayrı mutluluğunu yaşıyorum ben. Tabii ki yani herkese tavsiye ediyorum. Bunu canı gönülden isteyerek yapan herkes güzel bir kazanç elde edecektir diye düşünüyorum. Allah'ın izniyle. İsteyen herkese de devletin böyle bir teşvik vermesini, tabii ki ama gerçek canı gönülden isteyenler için tavsiye ediyorum daha fazla olmasını. Söyleyeyim, daha fazla olmasını. Daha mesela ben buraya gelmeden önce İstanbul'dayken bu proje için tarım müdürümüz, mühendislerimiz buradaki kahvemize kadar gelmişler. İnsanları bilgilendirmişler. Böyle bir projemiz var. İşte ister misiniz diye. Hiç kimse istememiş. Hatta ben gittiğim zaman bile sizin oradan kimse istemedi diye bir hayretle bakmışlardı. Ama benim çok istekli olduğumu gördüler. Özellikle Seda'nın bu konuda bana çok yardımcı oldu. Allah razı olsun ve sana güveniyorum. En çok sana güveniyorum dedi. Onun yüzünü kara çıkarmadığım için daha da ayrı mutluyum. Şu anda ben ilk çadırı kurduğumda, kompostlarım yeni geldiğinde her gün bir laf vardı. Yarın batacak, elektrik parası gelecek, su parası gelecek, işte falan kişi bakmış, şuradaki köydeki yapmamış, öyle olmuş. Hepsi şu an ağzını çok farklı şekilde hani kapatıp açtı. Hepsi diyor ki nasıl yaptın ben de yapayım. Hepsi kapıya gelmeye başladı. Hatta tarım müdürüne dahi gidenler olmuş buradan. Bizim mantarhaneyi gezdikten sonra bana sormuşlardı. Tekrar hibe var mı diye gidip araştıranlar olmuş. Şu anda herkes hem helal olsun diyor hem de kendileri de yapmak için fırsat bekliyorlar. Teşekkürler. Ateşine bakalım bebeklerimizin. Bir de ben bunları gerçekten bebeğim, canım, yavrum diye her gün seviyorum. Konuşuyorum onlarla çünkü onlar da bir canlı. Bakın bir şey fark ettim. İsterseniz bakın. Göbek kordonu gibi bir kordonla bağlı. Hatta ben onun resmini daha da aldım. Küçücük bir kordon tutuyor fakat yine büyüyor. Yani çok farklı, ilginç bir bitki gerçekten. Çok da vitaminli. Ayrıca bayanlara şunu da söyleyeyim. Ben hep kilodan yakınan bir insanım. Mantarla uğraştığımdan beri mantarı da çok yediğimden dolayı top da tutuyor. 5 kilo kadar da kilo verdim yani. Bu da ayrı bir güzellik. Hem de beni dinç tutuyor. Sağlık açısından da faydası oldu evet, diyorsunuz yani. Evet, faydası olduğunu biliyordum. Fakat çok faydası olduğunu özellikle kendimden gördüm. Güneşten sonra en fazla D vitamini bunda varmış. Onu da öğrendim. Ve bende D vitamini eksikliği çok fazlaydı. Ben gece gündüz bazen çalıştığım zamanlarda bile eşim de aynı şeyi söylüyor. Bu bize güç verdi diye düşünüyoruz. Şu an derecesi 17,5. Şu an normalde zaten mantarımız yok ama şu an olmuş olsaydı 17-18 arası olması gerekiyordu bu derecenin. Ona göre havasını, ısısını ona göre ayarlıyoruz. Bu kompostların artık ömrü bitti. O yüzden hani biraz daha bir şeyler olacak gibi dedik ama bu 2-3 gün sonra bunlar atılacak. Atılma derken bu kompostlar gübre mahiyetinde olduğu için bahçelerde de çok iyi geliyormuş. Eniştem götürecek bahçesine, bir 6 ay kadar bekletip ağaçlarında kullanacak. Yeni kompostlarım önümüzdeki perşembe günü gelecek inşallah. Tekrar aynı üretime, aynı başarıya, aynı kaliteye Allah'ın izniyle devam edeceğiz. İnanın mantar toplaması çok zevkli. Onları bembeyaz kar gibi göründüğü zaman insan ayrı bir mutluluk oluyor. Ayrı bir sevinç oluyor. Çok memnunum yani bu işten. Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten bu işe başlarken bu iş için uğraştığım sürede hiçbir sıkıntı çekmedim. Tarım müdürlüğünde olsun, başka işlemlerimde olsun çok yardımcı oldular. Allah razı olsun.
Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum tekrar huzurunuzda. Ne diyelim, uğraşamayalım, ben ne diyeyim, uğraşayım. Evet teyzeler, siz köyde mi yaşıyorsunuz? Ben köyde yaşıyorum abla. Ben İstanbul'dayım, yazlara geliyorum. Yazlara geliyordunuz ama bu sene buradasınız. Bu sene gitmedik işte, hem mantar toplayalım, mantar bol bol yeriz diye gitmedik, hem de korona var diye gitmedik. Şimdi köyünüzde örnek bir bayan çiftçimiz, evet. Ablamız, Evsime ablamız. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi çok güzel. Bir iş veren kadını oldu, memnun olduk yani. Köyümüzde bir şey yok. Sizler de düşünür müsünüz? Efendim? Sizler de düşünür müsünüz? Yaşımız geçmese ben düşünüyordum ama ben 75 yaşına geldim. Açlık yapamam. Nasıl köydeki erkeklerin Seray'la ilgili bakışları neydi? Bir bayan olarak. Bakışları ilkini iyi değildi abla. İlkini iyi değildi. Gerçekten herkesi soyuttulardı. Şimdi de verince herkes ayağa kalktı yani. Şu anda herkes Esma'nın, tabii. Esma'nın sürprizi hepimizi şok yaptı. Şimdi çok yapacağım olan istiyor ama herhalde herhalde bir şey yokmuş herhalde Bozkır'da. Duyuşuma. Proje bitmişti deneye duydum. Sonraki yıllarda belki İnşallah olabilir. 2 sene sonra yapacak düşünenler de var yani. Yapmak isteyenler de var. Duyuyorum yani. Şu an önceden karşı olanlar herkes evet, memnun oldu. Tayyip oldu. Evet, evet. Mantarı görünce, çadırı görünce o ben yapacağım, o ben yapacağım. Ama proje bitmiş diye sormuşlar herhalde. İstanbul'dan 2 tane evvel göç gelmek istemiş. Sonradan geri gitmişler. Duyuşma. Yani sadece burada yerleşik olanlar değil de dışarıdan gelenler de mi istiyor? İstanbul'dan geleceğim. Annesi babası burada dediklerimin. Yani kesin dönüş yapıp bu, evet, burada. Kesin dönüş yapacaklar. Düzeni iyi olmadığı için orada memnun olmadılar herhalde. Gelmek ama proje bitmiş deyince soruşturmuşlar herhalde. Onlar da yapmadan gitmişler. Yani acayip bir ilgi var. Var var, acayip bir ilgi var. Evet. Sizler ne yapıyorsunuz? Oturuyoruz, yiymişiz. Yakın bir sofaya oturuyoruz. İstanbul'da mı kış geçirmek güzel? Bozkır'da. Vallahi bir sene, 45 senedir İstanbul'daydım 72'den beri. Ama bir sene çok güzel bir kış geçirdik. Kış olmadı galiba. Kış da olmadı. Evet, kış da geçirdik. Çocuklarımız da her ay başı geliyor sağ olsun. Alışverişimizi yapıyorlar. Biz bir sene memnun olduk. Komşularımız da iyi. Bak çıkıp oturuyoruz dışarılara. İstanbul'da olsa nerede evlatlarımızı göremiyorduk. Burada korona olayı yok. Evet. Rahatız diyorsun. Korona olmadı köyümüzde. İki tane bir hasta oldu. Benim beyimin teyzesinin kuzenim ama Konya'dan gelenlerden bulaştı. Köyümüzde hiçbir hastalık olmadı yani. Rabbim korusun. Bu tarz örnekleri çoğalmasını istiyor musunuz? Çadırlar mı? Çadır olsun. Başka türlü destekler de var. Benim bağım var ablam. Biz de aynı ziraattan şey ettik. Çok güzel verim aldık biz. Ben 300 kilo betmez kaynattım. Yani şöyle, bir şey yani. Ben size şöyle söyleyeyim. Eskiden burada, yani biz de Bozkırlıyız. Eskiden bir şey varmış böyle, bu bölgede tarım çok öndeymiş ama şu anda atıl duruma düşmüş. Bu desteklerin susuz ablam, su istiyor. İşte bizim toprağımız, arazimiz çok, suyumuz yok. Su olsa bizim köyümüz her şeyi yani, var yani her şeyi kakar. Bizim buranın toprağı yine verime elverişli çocuğum. Eğer yapan olsan, şimdi eskiden tarlaları eken yoktu, herkes İstanbul'a göç etti ya. Şimdi buğdayın pahalı olduğunu bilen kimse habersiz, kimin tarlası varsa hiçbir tarla arazi yok. Hep ekip dikiliyor. Bahçeler de bolardı. Şimdi dörtte dört vereceği fakat Allah susuzlukta. Falan bire dört verir, bire iki yani az veriyor. Tabii çoğunu karşılamıyor. Çok büyük iş yapanlar yani gübresi oluyor, mazotu oluyor, her şey oluyor. Fazla bir şeye demeyiz. Sizlere isimlerinizi öğrenebilir miyim öncelikle? Ben Emine Doğanay. Emine Doğanay. Ayşe Ülküsever. Ayşe Ülküsever. Sen ne? Durdane Taşkın. Durdane Taşkın teyzelerle muhabbet ettik şimdi. Çok teşekkür yani, ederim muhabbet için de. Biz teşekkür ederiz yavrum. Siz gördüğünüz için de. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Burası benim ikinci evim artık. Zaten evim de dibinde. Gerçek bazen gecem de burada, gündüzüm de burada. Namazımı burada kılıyorum. Çayımızı burada içiyoruz bazen eşimle. Hani buradan çıkmak istemiyorum o beyaz mantarları gördüğüm zaman. Allah razı olsun. Merhabalar. Bugün Konya ili Bozkır ilçesi Bağyurdu mahallesindeyiz. Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş ben. Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında kurmuş olduğumuz mantar seralarını ziyaret ettik bugün.
mantar serası hibesi verdiğimiz Esma Serin hanımefendiyi ziyaret ettik. Üretim sezonunu bugün itibariyle tamamladı. Üretim sezonuna dair istişarelerde bulunduk. Bu proje kapsamında Bozkurt ilçemizde 11 farklı mahallemizde 11 tane bayan üreticimize, kadın üreticimize hibe desteği sağladık. %80 hibe desteği sağladık. Bu kapsamda 92 bin lira maliyeti olan seraların 72 bin lirasını biz karşıladık. 28 bin liralarını da üretici karşıladı. Mantar sezonu 60-65 gün devam eden bir sezon. Bugün 63. gün. Bu serada, görmüş olduğunuz serada üretimimiz tamamlandı. Bugün itibariyle kompostlarımızı çıkaracağız. Haftaya yeni kompostlarımızı koyacağız. 63 günlük süre içerisinde Esma Hanım buradan yaklaşık 36 bin lira gibi bir ciro elde etti. Bunun yaklaşık 20 bin lirasını maliyete harcadı, masraf etti. Eline 63 günlük bir zaman zarfında 16 bin lira gibi bir kar elde etmiş oldu. Az önce de bahsettiğim gibi Bozkurt ilçemizde toplam 11 sera kurulumu, mantar serası kurulumu gerçekleştirdik %80 hibeli olarak. Bu seraları kurduğumuz üreticiler şu an için kendi hayat idamelerini kendi seralarından kazandıklarıyla devam ettirebilir duruma geldiler. Bakanlığımıza ve projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Üreticilerimize de hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum. Müdürüm, genel itibariyle anladığım kadarıyla ilçemizde tarımsal anlamda bu tarz desteklere özellikle bayanların bir ilgisi var. Evet, bayanların bir ilgisi var. Bizim de bayanın istihdamına özel bir ilgimiz var bakanlık olarak. Çünkü malumunuz köyde esas çiftçiliği yapan genelde bizim yöremizde kadınlardır. Kadınların tarımsal iş gücüne katılımı çok yüksek ülkemizde. Bu değer çok yüksek. Neredeyse %60'lara dayanıyor. O yüzden kadının yeri çiftçilikte ve tarımsal üretimde bizim için ayrı. Bu nedenle de her zaman kadın üreticilerimizin yanında yer almaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. İleriki sezonda da aynı şekilde bu şekilde destek var mı? İnşallah Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında yine mantar serasıdır, sebze serasıdır, çoban çadırlarıdır, çadır ağınlardır. Bu gibi desteklerimiz devam edecek önümüzdeki yıllarda da. Proje 2023 yılı sonuna kadar devam ediyor. Dolayısıyla desteklerimiz de 2023 yılının sonuna kadar devam edecek inşallah. Müdürüm, biraz önce bayan çiftçimizle görüşme yaparken bir şeyden bahsetti. Biz yaptıktan sonra aşırı ilgi oldu dedi. Size projeler gerçekleştikten sonra dönüş oranı nasıl köylerden? Çok çok güzel geri dönüşleri alıyoruz. Özellikle mantar seraları ve sebze seralarında. Çok tedirgin olan veya işte arada kalan yapsam mı yapmasam mı, desteğe başvursam mı başvurmasam mı noktasında tedirginlik yaşayan, başvurmayan üreticilerimiz bunları gördükten sonra bizlere gelip müdürüm bir sonraki başvurular ne zaman, biz de başvurmak istiyoruz, gördük, çok hoşumuza gitti, güzel de getirisi var diye geldiler, görüş sordular. İnşallah onlara da bahar döneminde yardımcı olmaya çalışacağız. Teşekkürler müdürüm.